Arkadaşlar ben Şiir Tufan, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Bu ay neler yaptım serisine başlayacağız. Bir ay içerisinde yaptığım çizimleri, okuduğum kitapları, izlediğim filmleri, dizileri, aldığım yeni ürünleri, yani geçen ay içerisinde neler yaptıysam hepsini sizlerle paylaşacağım, yorumlayacağım ve sohbet tarzında böyle bir video serisi olacak. Ben bunu dün size sormuştum, böyle bir video yapalım mı, böyle bir seriye başlayalım mı diye. Sizin de büyük bir çoğunluğunuz evet başlayalım dedi. Ben de hemen bir sonraki gün çekmeye başladım çünkü çok heyecanlıyım bu video serisi için. Böyle kamera karşısında sohbet tarzında pek fazla video atmıyorum. Böyle ayda bir bu tarz video gelmesi bence de güzel olur kanal için. Şimdi ilk olarak okuduğum kitapları göstermek istiyorum size. Benim bu ay hedefim 4 tane kitap okumaktı. Ama hedefime ulaşamadım. 3,5'ta kaldım. Şu son kitabın tam yarısına kadar geldim. Maalesef ki bitiremedim. Bu ayın tam en başında 1 Eylül'de bu kitaba başladım. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Cambridge. Bana bu kitabı üniversitedeyken bir hocam tavsiye etmişti. Yani Sıltoy'a tavsiye etmişti. Hani Victor Hugo'nun bu kitabı çok güzeldir. Okuyun, okumalısınız demişti. Hocanın onu demesinin üzerinden 2 yıl geçti, belki daha fazla. Yani hep aklımın köşesindeydi. Bunu okumak ben bir türlü fırsat bulamıyordum. Sonunda fırsat bulabildim. Kitabı ben çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Zaten ben klasik tarzda kitap okumayı seven birisiyim. Hani kitapta özellikle 3 tane karakteri bayağı ayrıntılı olarak anlatıyordu. Zaten kitaba adını veren Notre Dame'ın Cambridge olan karakteri çok çok ayrıntılı olarak bize anlattı. Kitabı adını vermese de Notre Dame'ın Cambridge'ından daha fazla yer alan Esmeralda'nın hayatını çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyordu. Yanında bir keçisiyle birlikte sokaklarda dans eden bir çingene kızı ve üçüncü olarak da Notre Dame'ın rahibinin hayatını bayağı ayrıntılı olarak öğreniyorduk. Onun haricinde de 3-4 tane de yan böyle karakterler vardı. Ben çok sevdim. Sonuna bayıldım. Özellikle Esmeralda karakterini çok ama çok sevdim. Klasik okumayı seven biriyseniz mutlaka ama mutlaka okuyun derim. Bu için ikinci olarak başladığım kitap da Sardalya Sokağı. Kısa hikaye tarzında 204 sayfalık bir kitaptı. Ben zaten vlog videomda bu kitaptan birazcık da bahsetmiştim. Kitap şu şekilde: Sardalya Sokağı'na gidip 3 ay, böyle 1 yıl kalsanız göreceğiniz olayları kitapta bize anlatıyordu. O an Sardalya Sokağı'ndan kim geçiyor, kimler varsa onu anlatıyordu. Mesela son böyle bir bölümlerden birisinde ben kitabın bitmesini bekliyorum. Hani sonunda ne olacak diye merak ediyorum. Bir kereden böyle Sardalya Sokağı'na giren bir sincabı anlatmaya başladı. Hani o kadar alakası Sardalya Sokağı'nda ne geçiyorsa her şeyi anlatıyordu. Sardalya Sokağı'nda olan bir tane bakkalın hayatını, bir bilim adamı vardı. Berduşlar Sarayı diye bir yer vardı. O sokağın böyle birazcık serseri tarzını, böyle çocukları orada kalıyordu. Onlara anlatıyordu. Kitap da dünya klasiklerinden. Eğer klasik çok fazla okumuyorsanız ve okumaya başlamak istiyorsanız bunu okumanızı tavsiye ederim. Hani klasikler içerisinde baya baya hafif kalıyordu. Hani mesela şu ikisi de klasik. Bununla bunu karşılaştırınca bu çok çok hafif ve akıcı kalıyordu. Ay okudum. Üçüncü kitap ise Şevket Özal'ın Eşref Saat kitabıydı. Benim bu kitabı okuma sebebim çok garip. Şimdi şöyle, ben bir sınavda, üniversite sınavı mıydı, KPSS sınavı mıydı tam net hatırlamıyorum. Bir sınava girmiştim. Bir paragraf sorusu bu kitabın içerisinden bir kesitti. Kitaptan bir paragrafı almışlardı. Sınavda paragraf sorusu olarak sormuşlardı. Benim bu aradan aklımda kaldı, dedim ki ben bu kitabı okuyayım dedim. Pek sevdiğim söylenemez çünkü hikaye tarzı değildi. Yani roman değildi, hikaye değildi, tiyatro değildi. Deneme tarzında bir kitaptı ve yani tahmin ederseniz ki denemeler gayet sıkıcı kitaplar oluyor. Bayağı sıkıcıydı. Çünkü bize öğütler veriyordu. Yani böyle sürekli öğütler veriyordu. Aslında faydalı bir kitap evet ama yani sıkıcıydı. Dördüncü olarak başladığım kitap da İnsancıklar. Ben İnsancıklar'a başlamadan önce İnsancıklar ve Beyaz Geceler arasında kararsız kalmıştım. Hangisini okusam, hangisini başlasam diye size sormuştum. Ve siz de bana çok yardımcı olarak %50-50 yanıt verdiniz. Sonra ben o sonucu paylaştığımda bana bayağı bir kişi mesaj attı. İnsancıklar oku, insancıklar çok güzeldi. Ben de insancıklara başladım ve gerçekten çok güzel. Kitap şu şekilde ilerliyor. İki kişi karşılıklı olarak mektuplaşıyor. Mektuplaşırken biz de işte o iki kişinin yaşadığı yeri, mekanı, zamanı, diğer kahramanları bu iki kişinin mektubu üzerinden öğreniyoruz. Şu an yarıladım ve hiç sıkılmadım. Çok güzel bir kitaptı. Bu hafta okula başladım diye çok fazla okumaya vaktim olmadı. Onun için bitiremedim. Eğer okula başlamasaydım kesinlikle bitirdim ben bu kitabı ama işte okul olunca birazcık aksadı. Çok güzeldi. Bunu da çok beğendim. Hemen böyle bitecek akıcı bir klasikti bence. Benim hoşuma gitti.
Okulun kitaplar bu şekildeydi. Şimdi size resimle ilgili aldığım ürünleri göstermek istiyorum ki çok az, bu ay pek fazla bir ürün almadım. Aldığım ürünlerden birisi zaten şunu hikayede de paylaşmıştım. BİM'e gelen bu sulu boya fırçaları fiyat performans açısından bayağı piyasadaki gördüğüm en iyi fırça diyebilirim. Geçen ay böyle bir ajandaya başlama, böyle bir içime bir heves geldi. Belki Ecmel'den de kaynaklı olabilir. Çok fazla Ecmel Soylu iş deyince insanın bir ajanda tutma hevesi geliyor kesinlikle. Ben de gittim. Nereden aldım bunu ya? Nereden aldığımı unuttum şu an. Ya internetten almadım. Kırtasiyeden aldım. Şu an inanamıyorum nereden aldığımı unuttum. AVM'den bir kırtasiyeden almıştım da hangisiydi ya? Ay dilimin ucunda çıkmıyor, sinir oldum. Neyse edit yaparken aklıma gelirse yana yazarım. Şöyle hani gittim, direkt dedim ki abi bana noktalı ajanda ver dedim, noktalı defter ver dedim. Oradaki abi de bunu verdi, ben de direkt aldım çıktım. Sonra eve geldim, birazcık bir test yaptım. Üzerine dedim ki acaba sulu boya nasıl durur, akrilik nasıl durur, keçeli kalem nasıl durur diye. Şöyle bu sayfayı full karaladım ve sonuç olarak hepsini böyle kaldırıyor, hani çok fazla böyle arkaya geçmedi ki, hani hep böyle koyu renklerle denedim çünkü özellikle hani bakıyordum arkaya geçer mi geçmez mi diye. Kağıdı yani bayağı kaliteli bir kağıt. Tahminimce üzerinde gramajı yazmıyor. Bence bir 100 gram tarzı bir şey. Bununla bu aydan itibaren ajanda tutmaya çalışacağım. Bakalım tutabilecek miyim ajanda. Eğer böyle ajanda tutup bununla ilgili kendime böyle bir rutin oluşturabilirsem belki önümüzdeki yıl, yani 2022 yılından sonra böyle ajanda videoları da paylaşırım. Onun için aldım bu ajandayı. Çok da uygun bir fiyata aldım. 25 lira falandı ki biliyorsunuz ajandalar çok pahalı. Yani böyle sert kapak noktalı 25 lira bence gayet ucuzdu. Ve şimdi de bu ay içerisinde yaptığım çizimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen çizimlerimi nereye not almıştım. Bu çalışmaların ilki şu defter süslemeleriydi. Bayağı ayın en başında yapmıştım okula dönüş videosu için. Elimde defterler içerisinde sadece bu kaldı çünkü ikisini kuzenime verdim büyük bir mutlulukla, diğer iki defterimi o aldım. Bu ay içerisinde ikinci yaptığım resim buydu. Karikatür halim efektindeki halimi çizdi. Video bayağı da beğenildi. Hem TikTok'ta hem Instagram'da güzel izlendi. Sizlerden güzel yorumlar geldi. Bence de böyle çok tatlı, çok güzel bir çizim oldu. Daha sonra da bir tuval çalışması yaptım. Bu ay içerisinde yaptığım tuval çalışması buydu. Sıcak silikonla bu tuvali yaptım. Zaten biliyorsunuz YouTube'da sizlerle paylaştım. Yapması da çok basitti, çok zevkliydi. Böyle bu tuvali yapmıştım bu ay. Sonra ben böyle TikTok'ta gezerken bir art challenge gördüm. İki tane resim çiziyorduk aynı ölçüde. Sonra onları kesip tek kağıtla birleştiriyorduk. Ve ortaya böyle bir şeyler çıkıyordu. Buradan baktığınızda ilk resmi, buradan baktığınızda da ikinci resmi görüyordunuz. Böyle bir ikili resim çalışması yaptım. Çok uğraşmıştım. Gerçekten bu resimle çok uğraşmıştım. Uğraştığıma değdi mi bilmiyorum. Çünkü mesela alıp asamıyorum bir yere. Çerçeveleyemiyorum da. Sadece video için yaptığım bir şey oldu yani. Ve çok da izlenmedi. Açıkçası buna da bir tık üzülmüştüm. Özellikle TikTok'ta hiç izlenmedi yani. Bence izlenmeliydi, tamam mı? Çünkü çok çok emek vardı. Ve bence öyle orijinal bir şeydi yani. Neden izlenmedi ki? Ama izlenmedi. Neyse. Daha sonra da ayın geri kalanında sulu boyaya merak saldım. Bir sulu boya aşkı geldi içerisine. Şu resmi yaptım, mantar üzerinde ağaçlar yapması çok zevkliydi. Çok basit olmasına rağmen böyle sonuç çok çok hoşuma gitti. Çok... Sonra da bu yeşil çaylı sulu boyayı yaptım. Bu iki videoda bayağı izlenildi, bayağı sevildi bu arada. Özellikle bu yeşil çay videosuna gelen yorumlar çok komikti. Hiç beklemedim tarzda yorumlar geldi. Ve okuduğum şu Sardar Sokağı'nın içerisine bu kitabı böyle anlatacak, hani bu kitapla ilgili bir ayraç yaptım. Şu mini mini minnacık şu resmi yaptım. Çok tatlı, çok güzel oldu. Kitapla böyle çok bağdaştı. Sulu boyanın üzerine tuz dökerek böyle bir tuz efekti verdim. Sonra üzerine şöyle minik minik sardalyalar çizdim. Gerçekten tam böyle kitabı anlatan bir ayraç oldu. Şöyle kitabın içerisine bıraktım. Hani bunu böyle asmadım, bir yere koymadım. Böyle kitabın içerisine bıraktım. Benden sonra kitabı okuyan kişi olursa eğer bu ayraçla birlikte okusun istedim. Bence böyle çok güzel, çok tatlı oldu. Ondan sonra siz bunu çok sevdiniz. Bayağı ilgi gösterdiniz. Ben de sonra okuduğum diğer kitaba Eşref Saati de böyle bir ayraç yapmak istedim. Ona da şöyle böyle saatler çizdim üzerine. Ortaya da büyük bir saat çizdim. Sonra o büyük saatin böyle yarısı akıyor ve üzerindeki rakamlar da akıyor gibi. Şöyle bir çalışma yaptım. Bu da çok hoşuma gitti gerçekten. Bunu da Eşref Saat kitabının içerisine bıraktım. Ondan sonra
şarkı sözü yazdım. Şarkı sözüyle ilgili yine bir sulubaya çalışması yaptım. Önce zaten vlogda sizlerle birlikte şunu yapmıştım ama sonra ben bunu çok beğenmedim. Sonra bir tane dahasını yaptım. Bunu yaparken de yine sulubaya kullandım ve sulubayı böyle bir naylonla, streç film olur, bir poşet dosya olur, herhangi bir naylonla böyle renkleri birbirine geçirerek öyle bir teknik kullandım ve sonra üzerine kalemle çok sevdiğim bir şarkı sözünü yazdım. Sonra ne yaptım? Sonra yine TikTok'a bir efekt geldi. O efekt de bayağı böyle gündem oldu. Ekran değişimi yüz efektiydi. Şöyle ekran değişimi efektinde böyle kayıyorsun ya, kayıttıktan sonra yüzün o şekilde kalıyordu. Sonra benim de öyle yüzüm ince uzun bir hal aldı. Sonra yüzümün ince uzun hali bana böyle bir Disney karakterini anımsattı. Ben de ortaya çıkan kendi görüntümle o Disney karakterinin görüntüsünü birleştirerek şöyle bir çizim yaptım. Bence çok cool bir şey oldu. Böyle ten rengini, göz rengini, dudak falan rengini karaktere göre boyadım. Mesela yüz şeklimi, saç rengimi falan da kendiminkini bıraktım. Böyle bir şeyler oldu. Sonuç benim hoşuma gitti. Böyle bayağı değişik, hoş bir şeyler oldu bence. Sonra bu ay son olarak da tek fırçayla iki renkli çiçek çizdim. Onun da videosunu YouTube'a attım zaten. Şu çalışmayı yaptım. Fırçanın her bir ucunu bir renge batırdım. Sonra böyle çiçekler yaptım. Bunu da iki kez yaptım. Önce bir tane yaptım. Şunun böyle şu ortasında bir hatalar oldu. Sonra yapraklarda birkaç hata oldu. Sonra ben de yeni bir tane daha yaptım. Zaten bunun videosunu paylaştım. Şöyle bu tekniği de öğrenmiş oldum. Güzel bir teknikmiş yani. Şu an mesela ben bu videoda paylaştım. Mesela ilerleyen zamanlarda ufak böyle TikTok videolarına falan tekrardan bu tekniği kullanırım. Hoşuma gitti gerçekten. Yaptığım çizimler de bu şekildeydi. Çizim konusunda gerçekten verimli bir hafta oldu. Hani resim açısından, paylaşım açısından gerçekten verimli bir ay oldu benim için. Wow! Şimdi de bu ay neler izlediğimden bahsedeyim. Dizi olarak şu sıralar The Office'i izliyorum ve galiba bu ay 2 sezonunu izledim. Şimdi 5. sezonuna geçtim. 5. sezon ilk bölümündeyim. 3 ve 4. sezonu bu ay bitirdim. Bayağı sarıyor. The Office çok güzel, çok seviyorum. Özellikle mesela bir yemek yerken, bir şeylerle uğraşırken böyle bir kenarda tam açıp izlemelik bir dizi. Çok da eğlenceli. Dizi olarak onu izliyorum ve çok fazla izledim. Hani bir ayda 2 sezon gerçekten benim için fazla. Şimdi filmlere geçelim. Filmlerimi şöyle şuraya yazdım unutmayayım diye notlar aldım. İlk izlediğim film Şahane Hayat'tı. 1946 yapımlı bir dram fantastik filmi. Ortalama bir 2 saat sürüyordu. Film siyah beyazdı. Aslında renklendirilmiş versiyonu da vardı ama ben siyah beyaz halini izledim. Benim çok sevdiğim tarzda bir filmdi. Ben film olarak da böyle eski filmleri izlemek çok hoşuma gidiyor. Film Amerika'nın küçük bir kasabasındaki birinin hayat hikayesini anlatıyor. Dışarıya çıkıp seyahat etmeyi aşırı seven bir genç var. Ve bunun üzerine olan bir filmdi. Ben filmi gerçekten çok sevdim. Çok eski filmler izlemeyi seviyorsanız kesinlikle izleyin. Hatta belki de izlemişsinizdir yani. Çünkü bayağı herkesin izlediği bir film. Ben de izledim ve çok hoşuma gitti. İkinci olarak izlediğim film Soysuzlar Çetesi. 2009 yapımı bir savaş aksiyon filmi. Ortalama 2 saat 20 dakika falan sürüyordu. Film 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da bir Yahudi çetesini anlatıyor. Nazilere karşı savaşan bir Yahudi çetesini anlatıyor. Film gerçekten çok güzeldi. Oyuncular çok güzel, çok kaliteli oyunculardı. Aşırı aşırı sevdim. Hatta özellikle ben bu filmi tam yemek yerken izliyordum ve bir sahnede böyle kafa soyma sahnesi vardı. O kafa soyulurken öldüm, bakamadım böyle. Gerçekten yani böyle gerçekçi, hoştu yani. Önce olarak izlediğim film Doctor Strange Love. Türkçesi Doktor Garip Aşk diye çevrilmiş. Aslında filmin orijinal adı çok çok daha uzun, böyle yana bırakın. Film gerçekten çok ilginç bir filmdi. Zaten çok uzun da değil, 1,5 saat falan. 1964 yapımı bir savaş komedi filmi. Ben zaten ilk işte filme bakıyorum, inceliyorum. Savaş komedi, hani savaş komedi yapımı. Daha önce bir film izlememiştim gerçekten. Değişik bir filmdi. Filmde şimdi olay şu. Amerikan askerleri içerisinde birisi böyle geri olayların bir açığını buluyor ve Rusya'ya bir savaş bombası atacak. Bir atom bombası atacak. Ama atom bombası patlarsa bütün dünya yok olacak. Böyle bir şeyler oluyor. Ve oyuncular falan çok iyiydi. Zaten başrol oyuncusu filmde 3 farklı rolü canlandırıyordu ve inanılmaz güzeldi. Özellikle filmin adını veren Doctor Strange Love çok güzeldi. Yani muhteşem canlandırmıştı. Hani açıp açıp o böyle adamın sahnelerini tekrar izleyesim geldi. Gerçekten çok orijinal ve çok marjinal bir karakter oluşturmuşlardı. Yani böyle eski filmleri yine seviyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Hatta bayağı ederim. Zaten 1,5 saatlik bir film yani. Böyle bir yemek yerken, bir şeylerle uğraşırken hemen bir yandan da bitti. Benim hoşuma gitmişti film. Diğer izlediğim film ucuz roman Pulp Fiction. Filmi bayağı herkes tavsiye ediyordu. 7 tane Oscar'la aday gösterilmiş ve en iyi senaryo Oscar'ını almıştım.
en iyi orijinal senaryo Oscar'ını almış ve gerçekten film çok hoştu. Ya benim bu tarz filmler zaten hoşuma gidiyor. Böyle karakterler çok böyle orijinal karakterler, böyle bir şeylerden konuşuyorlar ve saçma sapan bir şeylerden bahsediyorlar. Ama karakterler böyle o kadar bir marjinal ki böyle hani sabaha kadar konuşsalar da izleyeceğim yani, öyleydi. Böyle başlangıçta çok farklı bir karakterden başlıyordu, sonra o iki karakterden hiç bahsetmiyordu. Daha farklı karakterlere geçiyordu, sonra o baştaki karakterle sonuna böyle bir şeyler bağlanıyordu. Yani olarak da gerçekten çok güzeldi. Film 2,5 saat sürüyor ama kesinlikle sıkmadı. 2,5 saatin nasıl geçtiğini bile fark etmedim. Gerçekten bu da benim çok hoşuma gitti, çok beğendim. Diğer izlediğim bir film ise Harakiri. 1962 yapımlı bir dram samuray filmiydi. Hatta ben bunu vlogda seçtiğim bir filmdi ama sonra yetişmemişti o gün, izleyememiştim. Bir sonraki gün izledim. Ben samuray filmlerini seviyorum böyle, hoşuma gidiyor yani. O böyle diyaloglar ve farklı bir dilin o böyle tınısı falan çok hoşuma gidiyor. Şimdi filmin adı biraz farklı. Ben de ilk bu Harakiri ne demek böyle dedim. Harakiri bir intihar etme biçimiymiş. Eskiden samuraylar bu şekilde intihar ediyorlarmış. Kılıcı şöyle ortadan kendilerine saplayıp bir intihar ediyorlarmış ve bu galiba kutsal bir şey olarak görülüyormuş. Yani çok saçma da olsa. Tamamen bunun etrafında dönüyordu. Böyle samuray filmlerini falan seviyorsanız, yine eski filmler seviyorsanız kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ben çok beğendim yani, gerçekten çok beğendim. Diğer izlediğim bir film ise Aliens Yaratığın Dönüşü. Bu bir seri ve bu serinin ben ikinci filmini izledim. Birinci filmini daha önce izlemiştim ve birinci filmini gerçekten çok ama çok beğenmiştim. İlk filmi 1979 yapımlı, bu ikinci bu izlediğim film ise 1986 yapımlı aksiyon bilim kurgu filmiydi. Ben filmin ilkini gerçekten çok beğenmiştim çünkü o 1970'li yıllara göre inanılmaz güzel bir filmdi. Böyle çok hoşuma gitmişti. Ama ikincisini ilki kadar sevemedim maalesef. Çünkü birincisinin tamamen aynısı gibiydi. Hani ben daha fazla böyle bir gelişme olsun bekledim. Hani böyle yaratıktan kurtulma biçimleri bile tamamen aynıydı yani. O açıdan çok hoşuma gitmedi. Ve doğruyu söylemek gerekirse filmi 2x'e alıp izledim. Çünkü birincisiyle tamamen aynıydı. O yüzden ben de 2x'e aldım ki hemen bitsin diye. Serinin üçüncü bir filmi de var mesela. İkincisini beğenmedim ama üçüncüsünü izler miyim? Evet, izlerim. Çünkü sonuçta kült bir yapım ve fantastik filmlerin ben çok seviyorum. O fantastik filmler içerisinde önemli bir yere sahip gerçekten. İkincisini çok sevmeme rağmen üçüncüsünü de o yüzden izleyeceğim yani. Öyle bir sevmemek, hani daha iyi beklerdim sadece. Ne öyle nefret etmem, sadece daha iyisi olsa daha güzel olurdu tarzında bir sevmedim. Bu izlediğim diğer bir film de The Dark Knight'tı. Kara Şövalye. Bu filmi şimdiye kadar izlemedin mi diyeceksin. Evet, izlemedim. Yani neden izlemediğimi bilmiyorum. Ben böyle film konusunda çok değişik zevklere sahibim. Bir yandan inanılmaz şekilde fantastik filmleri seviyorum. Bir yandan da böyle gidip sürekli eski siyah beyaz filmleri izlemek istiyorum. O yüzden bu filmi hiç izlememişim. Ben filmde şöyle, Joker'i inanılmaz beğendim. Yani hep bu film için şey diyorlardı. En iyi Joker hani canlandırmasını bu oyuncu yapmış. En iyi Joker kesinlikle bu filmdekiydi diye. Yani gerçekten öyle inanılmaz güzeldi Joker'in olduğu sahneler. Hani sırf Joker'in olduğu sahneler için izledim diyebilirim. Diğer sahnelerde nedense çok sıkıldım. Yine böyle birazcık hızlandırdım. Yani böyle diğer sahneler biraz daha böyle çok ağır ilerledi ama böyle Joker'in olduğu sahneler ya da daha muhteşemdi diye öbür sahneler öyle geldi. Ama yine de tabii ki de serinin diğer filmlerini de vakit bulduğumda mutlaka izleyeceğim. Hani yüksek bir beklentiyle izlediğim için onun için de beğenmemiş olabilirim ama genel olarak çok fazla sevemedim. Ama Joker muhteşemdi yani. Joker inanılmaz, inanılmaz bir şeydi ya. Çok iyiydi. Ve son olarak bu ay izlediğim film de bir Spider-Man filmiydi. Spider-Man Into the Spider-Verse. Yani Örümcek Adam Örümcek Evreninde. 2018 yapımı bir aksiyon çocuk filmiydi. Yani bir animasyon filmdi. Film ortalama 2 saatti. Ve çok hoş böyle, çok çabuk ilerledi. Yine ben böyle yemek yerken bir yandan böyle açtım, izledim. Gayet böyle hızlı bir şekilde ilerledi. Ve şöyle oluyor, filmi birazcık anlatmaya çalışacağım. Bir Spider-Man var, bir çocuk yine örümcek tarafından ısırılıyor ve o da Spider-Man olma belirtileri gösteriyor. Daha sonra gerçek Spider-Man'le karşılaşıyor ve sonra da böyle
Şimdi bir şeyler deyip spoiler vermek istemiyorum. Galiba bunu söylersem spoiler'a girer. Ya Spider-Man evrenini çok seviyorum. Bak Spider-Man'in bütün filmlerini izledim bu arada. Zaten Spider-Man'i çok sevdiğim için bunu da sevdim. Hoşuma gitti. Böyle renkli, farklı bir bakış açısı olmuş. Yani siz de Spider-Man'i seviyorsanız ve izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu şekilde bu ay 8 film ve The Office'in 2 sezonunu izledim. Ve videomuz da burada bitti. Bu ay için anlatacaklarım bu kadardı. Size tüm yaptığım her şeyi böyle anlattım. Anlatırken biraz yoruldum da gerçekten. Böyle yeni bir seriye başladık. Seri güzel mi? Diğer aylarda devam edeyim mi? Ekim, Kasım, Aralık için de gelsin mi bu tarz videolar? Mutlaka yorum yazıp fikirlerinizi benimle paylaşın. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize güzel bakın. Hoşçakalın.